vergi ödeyemez duruma gelen, esas vergiyi en çok ödeyen halk, memurlar, esnaflar, kamu borçlarının da tabii ki artmasına neden oldu. QIZ yani Qualified Industry Zone anlaşmasına bağlılar. Eğer bizim anlaşmalarımızdan bir tanesi bu olsaydı şu anda Türkiye belki 100 milyar dolardan fazla Amerika'ya, Kanada'ya ihracat yapardı. Herkese selamlar. Bugün sizlere İsrail-Filistin savaşının Türkiye'nin ihracatı ve e-ihracatını nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Savaş elbette ki hiçbirimizin istemediği bir şey. Ama dünya çapındaki siyaset çakıştığı zaman savaş kaçınılmaz bir konu oluyor. Aslında tabii ki savaşın hiçbir kazananı olmuyor. Her iki taraf ve dünyadaki insanların vicdanı çok ağır yaralar alıyor. Hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan. Türkiye'de İhracatı, ekonomiyi, piyasaları neler etkiliyor? Geçtiğimiz yıllardaki salgında e-ticaret ve e-ihracat noktasında faaliyet gösteren firmalar kâra geçti ve yüksek bir büyüme hacmine ulaştı. Salgından olumsuz etkilenen işletmeler ise genelde yüz yüze alışverişin yoğun olarak yapıldığı işletmeler oldu. Ülkemizde e-ticaret ve e-ihracat sektörü en çok finansal yönetimin yapılanamamasından, dolaylı olarak savaştan, güvenlik ve gizlilik ihlallerinin olmasından ve uluslararası düzenlemelerden ama en önemlisi akıllı insanların beyin göçünden etkilenir. Olası bir savaş durumunda aslında dünyada ekonomiler savaştan değil, en çok akıllı insanların o topraklardan yaptığı beyin göçünden dolayı etkileniyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani bir ülkede savaş oluyor evet, ama eğer savaş veya gerilim veya bir dikta rejimi, eğer o ülkede, o yerde akıllı insanlar orayı terk ediyorsa işte en büyük ekonomik çöküntü o anda oluyor. Ticaret yapılan ülkelerdeki düzenlemelerin olağanüstü durumlarda ülkelerdeki ve dünyadaki ticaret negatif olarak tabii ki etkileniyor. Yani ülkemizi dolaylı yoldan etkileyecek olan bir savaş ve çatışma aynı zamanda hem fiziksel hem de e-ticaret hem de e-ihracat noktasında iş yapan firmaları dolaylı olarak etkileyecektir. Bundan zaten kesinlikle bir kaçış olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu nasıl daha iyi noktalara götürürüz? Nasıl etkilenmeliyiz? Çok daha güçlü. Yani ben her zaman söylüyorum, Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika, Kanada, Avustralya böyle sağlam, ekonomisi güçlü pazarlara satan firmalar, ülkeler her zaman bu tip konulara aldırış bile etmez. Ekonomik olarak çok doğru noktalara kendini taşır. Peki ama bir savaş ülke ekonomisini nasıl etkiliyor? Gelin bunu yakın geçmişte olan bir savaştan örnek vererek anlatalım. 1939-1945 yıllarında gerçekleşen, tarihin gördüğü en korkutucu felaketlerden birisi olan 2. Dünya Savaşı, dünya genelindeki neredeyse tüm ülkelerin yaşamlarını olumsuz olarak etkiledi. 40-50 milyon insanın hayatını kaybettiği, ülke ekonomilerinin batma noktasına geldiği bir trajediydi. Uzmanlar tarafından yapılan ortalama hesaplara göre 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik maliyeti 15 trilyon doları geçmiştir. 6 yıl süren arkadaşlar savaşta tarım ve sanayi üretiminde büyük düşüşler yaşandı. Bunun nedeni ise o kollarda çalışan insanların ölmesiydi. Dünyada ilk defa IMF yani Uluslararası Para Fonu kuruldu. Ayrıca Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kuruldu. Çünkü birçok ülkede birçok yapı harap olmuştu. 1945-1946'da Avrupa'da enflasyon ve kamu borçlarının artışında tarihi bir rekor kırıldı. Birçok ülkede enflasyon o kadar yükseldi ki insanların birçoğu temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Özellikle savaşın yenilen taraflarında büyük enflasyonlar insanlık dramlarının yaşanmasına da neden olmuştu. Türkiye savaşa hiç girmediği halde savaşın ekonomik sonuçlarından olumsuz etkilenen ülkelerden biriydi. Hatta en başlarında geliyordu. Çünkü dünya artık küreseldi. Sanayileşmenin hızlı yükselmesinden sonra ülkeler birbiriyle daha çok ticaret yapmaya başlamıştı. Öyle ki dış ticaret olmadan ülke ekonomisinden söz etmek gerçekten imkansız hale gelmişti. Günümüzde dış ticaret artık zorunlu bir kavram. İnternetin ve e-ticaretin de yaygınlaşması ile birlikte içe kapalı bir ekonomiden söz etmek neredeyse artık imkansız. Çünkü herkes her şeye ulaşmak istiyor, bir şekilde onu edinmek istiyor. Gerek bunu internet yoluyla yapıyor, gerekse o ülkelere seyahat ederek oradan satın alıp gemilerle getirme yoluyla bunları artık yapmakta hiçbir engel yok. İçe kapanık ekonomi uygulanan ülkelere baktığımızda da refahın düşük olduğunu ve ekonominin her zaman kötü etkilerinin insanları mutsuz ettiğini görebiliyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında e-ihracat kavramı, e-ticaret kavramı zaten yoktu. Ancak günümüzde bu kavram hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Tabii arkadaşlar, bir de şunu bilmek lazım. Türkiye'nin jeopolitik önemi. Türkiye'nin jeopolitik önemi hem savaşlar noktasında, hem çatışmalar noktasında, hem Türkiye'de olan terör faaliyetleri noktasında, bir de bunun ekonomik verileri, bunun ithalat ve ihracata yansımaları var. Türkiye'nin etrafı çok zengin bir coğrafya. Yani Türkiye'nin Rus komşusu da var, Azeri komşusu da var, Ermeni komşusu da var, Pers komşusu var, Arap komşusu var, Sünni komşusu var, Alevi komşusu var, Şii komşusu var, Kıbrıs var, Ege var, Bulgaristan var, Avrupa Birliği'ne sınırı var. Yani Türkiye bir sürü milletten, bir sürü farklı etnisiteden komşuları var. Bu evet çatışma noktasında tabii ki zararlı bir şey, Türkiye'ye pozitif etkisi olmayacak bir şey. Ama ticarette de bu ihracat anlamında bir sürü noktaya, bir sürü ülkeye ihracat yapabilecek konumdayız. Yani bizim ülkemizde olan her ürünü biz her türlü farklı coğrafyaya rahat rahat yollayabiliriz. Ama biz üretemediğimizde ne olur? İşte bu jeopolitik konum bizi çok kötü etkiler. Çünkü her farklı Türkiye'deki insana hitap edecek farklı komşumuz olduğu için bir anda oralardan Türkiye'ye, Türkiye'deki insanların ihtiyacı olan ürünler gelir ve o insanları bulur. Yani ithalatımız kötü bir şekilde ekonomimizi yaralar. Bizim bunu ekonomimizde pozitif bir noktaya doğru döndürmemiz için bizim bol miktarda üretim yapmamız lazım. Eğer biz bu doğru üretimi yaparsak ne olur? Her türlü coğrafyaya ürünümüzü rahat rahat yollayabiliriz. Çünkü çevremizdeki dediğimiz gibi komşular kültürel olarak çok zengin. Ama ekonomik olarak çok zengin olmayan komşular, ama bizim yanı başımızda Avrupa var. Biz zaten ihracatımızın %50'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Bizim 254 milyar dolarlık ihracatımızın biz sadece 15 milyar dolarını dünyanın en zengin ülkesi Amerika'ya yapıyoruz. Bu ihracatın arkadaşlar en az 70-80 milyar dolar olması lazım. Biz bu ihracatı 70-80 milyar dolara doğru götürsek inanın Türkiye'deki ekonomi çok daha farklı bir noktaya gelir. Tabii bir de şuna değineceğim. Mesela şu anda savaş oluyor. Orta Doğu'da İsrail-Filistin savaşı, jeopolitik konum dedik. Şimdi siz hiç duyuyor musunuz? Mısır'dan, Ürdün'den böyle bir çıt diye bir ses çıksın. Çıkmıyor. Niye? Çünkü onlar QIZ yani Qualified Industry Zone anlaşmasına bağlılar. Bu anlaşma şöyle bir anlaşma. İsrail'le komşuluk yapan ama İsrail'e hiçbir terör faaliyeti ve düşmanlık yapmayan ülkelerde üretilen ürünler Amerikan gümrüklerinden %1 ile geçer. 25 yıldır Türkiye İsrail'in komşusu olduğunu iddia ediyor her sene. Yetkililer de soruyor nereden diye. Türkiye'de diyor ki denizden, mavi vatandan. Maalesef biz QAİZ'ye üye değiliz. Lübnan da QAİZ'ye üye değil. Zaten Lübnan bayağı tepki gösteriyor. Ama Mısır, Ürdün hiçbir tepki arkadaşlar göstermiyor. Niye? Süper bir anlaşmaları var. Ekmek elden, su gölden. Maalesef işte jeopolitik konum dediğimiz zaman tabii ki hiç kimseye düşmanlık etmeyeceğiz. Ama bu tip anlaşmalardan da faydalanacağız. Eğer bizim anlaşmalarımızdan bir tanesi bu olsaydı şu anda Türkiye belki 100 milyar dolardan fazla Amerika'ya, Kanada'ya ihracat yapardı. Peki ya bu uluslararası piyasalar? Hep diyorlar ya işte imalatta uluslararası piyasalar, işte ihracatta dış sermaye, ithalatta dış sermaye nasıl oluyor? İşte bunun etkileri. Şimdi bazı ekonomilere bakıyorsunuz, yurt dışından hiçbir büyük yatırımcı o ülkeye gelmemiş. Şimdi büyük yatırımcılar, büyük imalatçılar yatırımla beraber geldikleri zaman o ülkenin ihracatını da iç piyasasında yapacakları ithalatı da disipline ederler. Bu gerçek. Dünyada 7-8 tane büyük ülke var. Know-how'a girdiği zaman bir ülkeye o ülke gelişiyor. Ama tabii ki dizginleri sıkı orada ele almak lazım. Gelen her malı da cumburlop Türkiye'den içeri, ülkenden içeri almayacaksın. Mesela Mısır, Bulgaristan, Romanya, Ürdün çok fazla yok. Ama bu ülkelerin Amerika ile, mesela Gürcistan, bu ülkelerin Amerika ile çok büyük gümrük vergi anlaşmaları olduğu için ne oluyor? Bu ülkelere dış sermayeler geliyor, imalatları güçleniyor. Türkiye'nin de imalatı güçlü, daha da güçleniyor. Hatta bir Amerikan Ticaret Bakanı 2018 senesinde, ben bunu hep anlatıyorum, çırağına geldi. Adam 2-3 hafta Türkiye'de kaldı. Türkiye'nin o zaman ihracatı 9,5 milyar dolar. Nasıl Türkiye'nin ihracatını Amerika'ya 100-150 milyar dolara doğru çıkartabiliriz? Bunun araştırmalarını yaptılar. Hiçbir sonuç alamadılar, gittiler. Çünkü niye? Bu gerçekten çok ciddi bir planlama, çok ciddi bir finansmanla olur. Bankaların destek vermesiyle olur. Hem akreditatif hem de imalatla ilgili krediler noktasında bu geçer. Eğer bunlar olursa bir ülkenin ihracatı hedef ülkeye doğru artar. Tabii neden bu çalışmayı böyle derinlikle yaptılar? Çünkü Türkiye ve Amerika'nın iki taraflı karşılıklı 100 milyar dolar hedefi vardı. Bu bir protokoldü devlet başkanları nezdinde. Bunu yapmak istiyorlar. Hala da yapılması isteniyor. Bu yapılacak da, ben buna çok inanıyorum. Ama şu anda daha yapılmış değil. Bu da tabii ki hep birlikte e-ticaret, e-ihracat, diğer imalatçılar derken bir şekilde el birliğiyle imece şeklinde bu olacak. Ama eğer Amerika Türkiye'nin gümrük vergilerini birazcık indirirse, o zaman ne olur? Dışarıdan imalatçı gelir, Türkiye'ye yatırım yapar. Bu sayede de daha güçlü bir imalat ağı yapıp Amerika'ya daha büyük ihracatlar yapabiliriz. Arkadaşlar, bir de size şimdi kamu borçlarını anlatacağım. Niye kamu borçlarını anlatacağım? Eğer bir ülkede savaş varsa orada çok ciddi bir mali disiplin lazım. Bu anlamda da kamu borçları çok çok önemli. Savaşlar en çok masum halkı etkiler. Devlet açısından da kamu borçları, yani dış borçlar bayağı artar. Savaşta yıkılan binaların yapılması, sağlık harcamaları, ihracatın düşmesi, ithalatın maksimumda artması ve ihtiyaç doğması, dışarıdan düzensiz göç, ülkenin içerisinden, işte bu en önemlisi. Bunu aklınızda tutun, hiç unutmayın. İçerideki sermayenin ve akıllı insanların gitmesiyle beraber ülkenin ekonomisi arkadaşlar o noktada harap olur. İşte o akıllı insanların savaşta olsa ne olursa olsun ülkeyi terk etmemesi lazım. Ülkeyi terk etti ya, harç bitti yapı paydos. Bana inanın, kesinlikle ve kesinlikle bu böyledir. Dünya tarihinde de hep böyle olmuştur. Devlet kendisini her zaman gelirinin büyük bir çoğunluğunu topladığı vergilerden elde eder. Savaş zamanında vergi toplaması oldukça zordur ülkelerin. Çünkü savaşın olumsuz etkilerinden dolayı tüm sektörler nasibini alır. Herkes bir şekilde vergi ödememeye, kendi kesesine doğru hareket etmeye, hatta parasını o ülkeden kaçırmaya doğru hareket ederler. Vergi ödeyemez duruma gelen, esas vergiyi en çok ödeyen halk, memurlar, esnaflar, kamu borçlarının da tabii ki artmasına neden olur. Çünkü kamu borçları toplanan vergilerle ödenir. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu günümüz dünyasında savaşın ne kadar riskli bir durum olduğunu görmeniz lazım. Yani savaşlar bizim coğrafyamıza hiçbir şey vermez, veremez. 1980'lerin ortasında İran-Irak savaşı oldu. 5 milyona yakın insan öldü. O dönemde Türkiye ekonomisi çok ciddi şekilde yıprandı. Özellikle günümüzde şu anda sosyal medya gibi bir kavram varken, yani nerede ne oluyorsa bir anda herkes duyuyor. Sosyal medyanın gücü, ekonomi de dahil olmak üzere, birçok alana doğrudan etki ediyor. Hemen herkes her şeyi anında öğreniyor. Hani eğer orada bir gerginlik varsa veya orada bir mutluluk varsa bir anda herkes duyuyor bunu. Eskiden insanlar dünya çapında meydana gelen olayları çok fazla duymazdı. Ama şu anda anında herkes her şeyi duyuyor ve ülkenin imajı yerle yeksan oluyor. Mesela siz inanıyor musunuz şu anda İsrail bu işten çok büyük etkilenmeyecek? İsrail parası son bir yılda, onların bir de anayasa problemleri vardı, son bir yılda %40 oranında değer kaybetti. Bu inanılmaz bir rakam. Yani %40 İsrail'in son 10 yılda parasının kaybettiği değerdi aslında. Ama son bir yılda %40 parası değer kaybetti. Yani İsrail halkı bu savaşın ve bu gerginliklerin faturasını çok ciddi bir şekilde ödeyecekler. Ama sadece onlar mı ödüyor? Bunu bütün bölgeye mal ediyorlar. Yani İsrail-Filistin savaşı veya Türkiye'nin etrafında olan her şey arkadaşlar maalesef bizim ekonomimiz zayıf olduğundan bizi etkiliyor. Yani ben iddia ediyorum, Yeni Zelanda ile Avustralya savaşsa biz gene etkileniriz. Bu bağlamda Bizim arkadaşlar yapacağımız şey çok belli. Biz artık bireysel olarak herkes belli oranda gelir elde edecek. Bunun da bizim metodumuz e-ticaret, e-ihracat. Senin metodun bambaşka bir metottur. Diğer kişinin metodu enerji satarak para kazanmaktır. Diğerinin metodu beyaz yakalı olarak para kazanmaktır. Ama bir şekilde hepimizin ihracat tendanslı işlerle ülkemize para getirmesi lazım. Bu videonun sizin için değerli ve öğretici olduğunu düşünüyorsanız lütfen, hatta güzel de fikirleriniz varsa aşağıdan like'a basın ve bana bir yorum yazın. Unutmayın, bu yorumların hepsini tek tek kendim okuyorum, cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Savaşsız bir dünyada görüşmek üzere. Bay bay.